Mutlu günler sevgili seyirciler. Bin Garaj'a hoş geldiniz. Bakın bu hafta garajımızda neler var, kimleri konuk etmişiz, hep beraber bir göz atalım. Kokpitte yeni çağın full elektrik donanımlı, her otomobil severin gönlünde taht kuran bir Alman markasını tanıtacağız. Ülkemizdeki elde ettiği şampiyonlukların yanı sıra bir dönem Avrupa'da da başarıyla bizleri temsil eden, şimdilerde ise eğitmenlik tarafını ön planda tutan bir rally pilotu Murat Bostancı özel konuğumuz olacak. Tekno Garaj'da Enes Elver'e otomobil tasarımlarına ilişkin sohbetine kulak verirken Sim Garaj'ın pilot koltuğunda bu kez bir meslektaşımı konuk edeceğiz. Bin Garaj yeni bölümüyle başlıyor. Bazen yetenek ve sevginizle beraber biraz da şansınız yaver gittiğinde bir anda hayalini kurduğunuz işin içinde buluverirsiniz kendinizi. Daha çocuk yaşlarda otomobil sevgisini içinde keşfeden Ferdinand Porsche, oğlu Ferry ile beraber dünya tarihine damga vuran ve otomobil severlerin gönlüne taht kuracak spor bir aracın tasarımına imza attı. Bugün gelinen noktayı anlatmaksa gerçekten çok güç. Tarihi süreciyle birlikte tasarımda sınırları aşan bir otomobili sizler için mercek altına aldık. Ceyhan abi. Gökhan, ne yaptın bugün böyle? Yine yapacağımı yaptım galiba. Yapacağını yaptın. Harika bir Porsche'un yanındayız. Doğuş gruba teşekkür ederiz. Bu otomobilin tanıtımı için. Anlatacak çok şey var. Yani tarihiydi, rengiydi, cantıydı, farlarıydı. Anlatmakla bitmez. Sığdırabilecek miyiz bizi? Ya, mümkün değil. Mümkün değil. 3 programda falan zorla sıkıştırabiliriz ancak. Yani aldıysanız bu otomobili, alacaksanız ya da mutlaka o içindeki kitapçığı okumanız lazım. O kadar çok şey var ki sadece kullanacağınız bir otomobil değil, içindeki fonksiyonlarla birçok şeyi de yapabileceksiniz. Zaten kokpite girdiğimiz zaman da bunları tek tek anlatacağız. Bugünkü aracımız bir kere bir CUV, CUV, Crossover Utility Vehicle. Bu da ne demek? Belli koşullardaki arazide de kullanabileceğimiz opsiyonlar sunuyor bize. Yani bu nedir? Sırf asfaltta değil, toprak zeminde, çamur zeminde, karlı zeminde biraz daha bize rahat kullanım olanakları sunan fonksiyonlara sahip bir Taycan. O fonksiyonları da içine bindiğimiz zaman sizlere göstereceğiz. Çok enteresan, yani bugüne kadar birçok arabada görmediğiniz bir özelliği var. Çakılla ilgili, ben Türkçesini söyleyeyim. Evet. Şarjla ilgili bölümüne mi geçelim? Farlarla ilgili bilgiyi vermedik, onu da verelim. Farları da çok özel. Farları çok özel. Buz mavisi LED matrix farlar sunulmuş. Aydınlatması olağanüstü olan bir far sistemi. Onun dışında aracımız bir kere elektrikli olduğu için yine her zamanki gibi önü tamamen kapalı bir yapımız var. Yalnız burada performans kullanımlarda fren disklerini soğutmak amacıyla, daha verimli soğutmak amacıyla kullanılan hava klapeleri, tamamen i̇ki otomatik kontrol edilen, iki tarafta da hava klapelerimizden giren havayla, evet, fren disklerimizi soğutuyoruz. Fren diski dediğimizde öyle ufak tefek bir şey değil yani. 360 santim çapında ve aşağı yukarı 4 santime yakında kalınlığa sahip var. Hava soğutmalı fren Sadece diskleri. Önlerle arkalar farklı anladığım kadarıyla. 2 santim fark var arkalarda da yani. Ama şu renge bittim açıkçası. Hani çektiğimiz görüntülerden size net ulaşmayabilir ama böyle hafif, çok açık gri mi diyeyim, tebeşir rengi mi diyeyim, kireç rengi mi diyeyim. Şahane yani, bir renk ama. Gerçekten çok farklı bir renk. Yani senin de söylediğin gibi sığmıyor tarife. Beyaz değil, krem değil, bej değil, gri değil,
kendine özgü bir renk. İşte kameralarımız ne kadar algılıyor bilemiyorum ama ancak bu kadar tarif edebiliriz. O zaman şarj ünitelerini gösterelim. Onlar da çok enteresan. Yan beraber tasarımıyla birlikte. Evet. Geldik şarj ünitelerine. Bir tarafta yok. Öbür tarafta da var ama aralarında da fark var. Fark var. Fark var. Bu tarafta alternatif akım, diğer tarafta doğru akım. Yani AC ve DC olarak şarj ünitelerine bağlanabiliyor. Kapağı nasıl açıyoruz? Kapağı açmak çok enteresan. Parmakların arasından o çıkıntıyı geçireceksin. Enteresan. Gördüğün gibi. Tabii bu opsiyonel bir seçenek. Yani normal içeriden açma sistemi de var. Ancak bu opsiyonla dışarıdan da bir parmak hareketiyle açıp kapamak mümkün, aynı şekilde kapatabiliyorsun da. Ya bu otomobilde bayağı opsiyonel şeyden bahsedeceğiz gibi düşünüyorum. Yani model yazımız var altta, Taycan 4. O dahi opsiyonel. Nasıl body kit'e ne diyorsun? Şey, body kit diyorum, çamurluk. Çamurluklarda korkunç kaslı bir yapı var Gökhan. Yani zaten araba böyle baktığın zaman ürkünç geliyor. Çok güzel bir ürkünçlük ama. Ciddi bir ben spor otomobilim diyor. Ama aynı zamanda da ben bir kullanım otomobiliyim. Türkçe'ye de yeni bir kelime kazandırdın ya, ürkünç diye. Ürkünç. Ürkütücü demek istedi aslında. Burada anahtardan da bahsetmek lazım Ceyhan abi. Anahtar arabanın silüeti tamamen. Yukarıdan görüntüsünü sen sunuyor. Sen kaslı dedin ya. Evet. Şu alt tarafında bir kaslı bölüm var. Hatta yani, hafiften önde de var. Evet. Yani ön çamurluklar ve arka çamurluklar olarak. Şöyle yan yana koyunca benziyor tabii. Benziyor. Gerçekten arabanın tasarımı büyüleyici. Janta ne diyorsun? Sonuçta crossover bir otomobil. Aslında, ona uygun bir jant. Yani 20 inçlik jantlar kullanılmış. 285 taban lastiklerle birlikte. Ama jantın tabii ki asli özelliği biraz daha zorlu koşullarda da kullanımı kolaylaştıracak, hasar görmeyecek bir mimariye sahip jantımız. Evet, öyle tasarlanmış. Yani zannetmeyin ki 5 tane tırnağı var. Bu 5 tırnak bu otomobili taşımaz. Tam tersine ona göre tasarlanmış, senin de belirttiğin gibi. Gayet tabii, de rengiyle, tasarımıyla da bence otomobile çok uygun. Şimdi başta söz ettiğimiz bir şey var. Aracımız elektrikli. Elektrikli otomobillerde hava direnciyle ilgili her şeyden de avantaj sağlanmaya çalışıyor. Jantın yapısı, jant lastik kombinasyonuna da baktığımızda düz ve havanın akışını kolaylaştıracak yapıyı görüyoruz aynı şekilde. Kapı kolları şu anda çıkık olmasına rağmen araba kullanıma geçtiği anda kapı kolları gövdeyle bütünleşiyor. Body kitler de gene aynı şekilde. Dodikler yine crossover olduğu için kullanılmış ama body kitler de çok şahane konmuş. Çok yakışmış ama tamamen bunlar opsiyonel seçenek. Yani kendi arabanı ilmek ilmek dokuyorsun aslında. Bilgisayarın başına otur, tek tek bütün opsiyonları değerlendir. Fiyatıydı, şekliydi, şemaliydi. Otomobilini yeniden yarat diyor yani Porsche. Aynen bu şekilde. Kapı kolları, yine burada havalandırma sistemleri içeride. Yani köpek balığının yüzgeçleri gibi, şeyleri gibi o. Yani nefis. Arabaya baktığında zaten başta da söylediğim spor kimliği çok yüksek oranda görünüyor. Şöyle baktığımızda hava akışı, arka çamurlukların yine yapısı, kaslı yapısı. Ve ilginç bir şey dikkatimi çekmişti. Şurada niçin şu şekilde bir şey? Bir plastik koruma var sanki. Koruma var. Güzel bir açıklama aldım bununla ilgili. Arabanın performans kullanımında önden hava akımıyla gelen toz zerrelerinin zımpara etkisini azaltmak için öyle bir sistem korumuş. En azından aracın karoseri boyasını koruyor. Zarar vermiyor. O zaman arkaya da geçelim. Evet. Arkada da birçok güzel zaten. Değerlendirme yapalım. Ama şu da bir gerçek. Hani hangi tarihten başlayacaksın, nereden bize anlatacaksın ama o yine ikonik çizgilerinden vazgeçmemiş. Bu da bir gerçek. Porsche onu hiç bırakmamış. Nereden baksanız buna Porsche deriz yani. Deriz. Deriz çünkü ilk tasarımlarından itibaren daima aerodinamik yapıya önem vermiş bir marka. O zaman arkaya geçelim. Haydi geçelim. Evet, şahane bir arka. Yani şöyle tasarıma bakınca muhteşem. Yani bir kere şurada yine buz mavisi Porsche yazısının ne kadar şık olduğunu görüyorsundur. Cam ve üç boyutlu bir de kabartmadan yapılmış. Üç boyutlu kabartma, evet. Bana göre çok güzel bir özellik. Bu aracımızda opsiyon olarak donatılmış. Burada bulunan kapaklar çıkarılarak buraya bisiklet taşıma aparatı da bağlanabiliyor.
Onu da detayda görebiliriz. Evet. Videolarını çekmişler ayrıca. Çünkü kocaman bir aparat getirip oraya montajını yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Arka kaputu da değişik açılıyor Ceyhan abi. Yani 3 opsiyonlu açılışımız evet. mevcut. İster anahtardan uzaktan kumandayla, istersen burada gözünen butonla açabiliyorsun. Şu ortada değil mi? Enteresan o da. Evet. Bu butonla açabiliyorsun ve yine her zamanki gibi ayaklarımızı sallayarak açma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. O zaman artık? Hadi yola çıkalım, ben sabırsızlanıyorum. Geçelim, dışarıda çok kaldık, üşüdüm ben. Evet. Hadi Ceyhan abi geçelim. Haydi. Çok hoş buldum Gökhan gerçekten. Seni de arabayı, aracı da yani. Gene çok koydun öyle. Evet. Çünkü şöyle baktığımız zaman bir enteresan yani ay üstüne gelmiş gibi hissediyorum. Ne demek istediğimi zaten sen aracı çalıştırdığın zaman ben motorları göreceğiz. Çalıştırayım o zaman uçalım. Hadi uçalım. Çünkü hani uçak kokpiti gibi hakikaten. Şu anda hiçbir şey görmüyorsunuz sevgili seyirciler. Birazdan arka kameradan çalıştırdığımız zaman anlayacağız. Normalde spor otomobillerde start stop hep buradadır ama bunun hiç alakası yok. Bu dry mode. Sağda mı sol? Şimdi sağda vitesleri görüyorum. Vites kolumuz evet öyle. Vites kolumuz burada küçücük bir parmakla işi çözebiliyoruz. Start stop power düğmesi solda buldum. Bulduk onu. Buldum. Çalıştır bakalım. Çalıştıralım. Mars yolculuğumuz başlıyor. Benim tanımladığım konuma göre geldi ama şu da bir gerçek. Bu otomobilin en büyük özelliği siz elinize bir tuval, bir yağlı boya alıp rahat rahat istediğiniz gibi kendinize göre kişiselleştirip bir tablo çıkartabilir misiniz? Nasıl soru? Gerçekten güzel bir soru oldu. Evet çıkartabiliriz gibi benim de cevabım olacak. Yani sırayla önce senin gösterge panelin, sonra navigasyon multimedya ekranımız. Ardından yolcu ekranım açıldı. Klima kontrol ekranımız açıldı. 1, 2, 3, 4. Burada göremediğimiz bir de arka koltuktaki klima ısıtma sisteminin ısıtma soğutma sisteminin ekranında var. Buna, 5 tane ekran. Benziyor. Buna çok benziyor. O zaman yavaş yavaş giderken yine Ceyhan abinin o güzel anlatımını beraber bakalım. Alalım. Yürüme yani, konumuna. Normal konumda bir araç geliyor. Yavaşladım. Şimdi geldik Taycan'a. Zaten Taycan bana bir hissettirdi hareket edince. Emniyet kemerini bir gerdi bıraktı. Ben seni bir sağlam oturtayım buraya dedi. Ama Taycan mı Taycan mı bu arada? Aa, işte bak güzel bir soru. Şimdi çok enteresan bir isimlendirmesi var. Tay ve Can. Türkçe kelimelerin birleşiminden çıkmış. Ancak Avrupa ifadesiyle Taycan deniliyor. Bizim Türkçe'de Can'ı Can diyebiliriz ama artık Porsche Taycan olarak tanındığı için ben Taycan olarak devam edeceğim. En çok bilinen ismiyle anlatalım biz. Evet. Biz Taycan olarak biliyoruz. Yani aracımız bir kere önde ve arkada birer elektrik motoruyla dört tekerlekten tahrikli bir otomobil. Onun için güçlü bir yapısı var. Ben tarihini merak ediyorum esas. Hep sen oradan başlarsın ya ilk süreçte geçtiğimizde. Yani. Evet, ya bunun logosuydu, tasarımıydı, kim çıkartmış, hangi tarihte, gene bir savaş yılları geçmiş. Geçmez olur mu? Elbette. Yani ben hemen o zaman madem onu da sordun, oradan bir giriş yapayım. Şimdi Porsche markasını spor otomobil dalında biz 1947 yılında Ferry Porsche tarafından çıkarıldığını biliriz. Ancak Ferry Porsche'nin babası, esas Ferdinand Porsche, 1875 yılında doğmuş, ciddi bir mühendis, otomobillere çok meraklı bir kişi. Birçok otomobil firmasında da görev alıp savaş öncesi yıllara kadar geliyor. O yıllarda Nazi Almanyası'nda
halkın kullanacağı bir otomobil talebi. Yani artık otomobiller yaygınlaşıyor. Halkın da böyle binip gezeceği, gideceği, işine gidip gelmek için kullanacağı bir araç ihtiyacı var. Ve Nazi yönetimi talimat veriyor. Buna uygun bir araç yapılsın diye. İşte Ferdinand Porsche burada ortaya çıkıyor. Bizim bugün tanıdığımız, bildiğimiz, kaplumbağa dediğimiz, Biddle'da dediğimiz, o sevimli Volkswagen kaplumbağalarımızı yapıyor. Bunu tasarlıyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi, çok ucuz bir araç üretiyor halk için. Öyle istendiği için. Öyle istendiği için. Ucuz olması için ne yapılıyor? Boxer hava soğutmalı bir motor yapıyor. Arkaya yerleştiriyor motoru da. Ve halk gerçekten kullanmaya başlıyor da bu arabayı. Ancak o sırada savaş devreye giriyor. O Volkswagen Biddle'dan, kaplumbağadan bu sefer askeri araçlar üretiyor. Jeep'i, yüzeyen modelli, şunu bunu. Ve savaş yıllarında yine Ferdinand Porsche Alman ordusu için çok ciddi tanklar üretiyor. O devrin en korkulan, en yüksek teknoloji savaş tanklarını üretiyor. Şimdi Gökhan, gelelim biz içinde bulunduğumuz Taycan'a. Taycan 2015 yılında Frankfurt Oto Fuarı'nda ilk defa Mission E adıyla prototip olarak tanıtıma çıkıyor. Bu nedir, bu nedir denilirken 2019 yılında ilk elektrikli modelini satışa sunuyor. Ve işte günümüze geldiğimizde bu aracın içindeyiz. Yani otomobil demek çok zor. Yani gerçekten. Ama bunu görüntüsüyle zaten, yani dışarıda da gördüğünde anlıyorsun. Yani bir başka bir otomobil bu. Başka bir şey bu. Bambaşka. Yani özellikle bizim şu anda içinde bulunduğumuz CUV-CU modelimiz off-road karakterini de içinde kısmi olarak barındırıyor. Ve bir station wagon desen değil, hatchback desen değil, çok kendisine özgü bir tasarım. Bir elektrikli bir otomobilin içindeyiz. Şu anda 4 modeli, Taycan 4 modeli. Bu grubun en güçsüzü diyeceğim, 380 beygirlik bir modelin içindeyiz. Söylerken üzüldün ama. Üzüldüm. Ki hani kalkış kontrolüyle ani reparlanma için 476 beygire kadar çıkıyor. Şimdi 4 modeli bu. 4S var, turbo var, turbo S var. Artık oradaki güçleri sen hayal et. Evet. Ama hepsinin ortak özelliği bir gerçek. Konforu, güvenliği ve yola tutunması inanılmaz. Yani bunu anlatmak için sizin İstanbul Park gibi bir Formula 1 pistine gidip bunları tek tek benim gibi denemeniz lazım. Çok şanslıyım. Evet, gerçekten. Biz İstanbul Park'ta denemiyoruz. İşimiz de o değil. Biz aracımızı tanıtmak, evet, istiyoruz ama. Sizlere tanıtmak tabii yani sonuç itibariyle. Yani şuradaki ekranlar zaten başlı başına bir ders. Ama yine hoşumuza giden bir tarafını da belirtmekte fayda var. Yine kitapçığı elinize almanıza gerek kalmadan Ceyhan abinin önünde kılavuz var. Oradan kılavuzu açıyorsunuz. Arabanın bütün özelliklerini, otomobilin bütün özelliklerini rahat rahat okuyabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ben ama yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu. Örnek olarak da burada belirtiyorum. Şurada bir performans deneyelim mi Ceyhan abi? Hadi deneyelim o zaman. Ben de aynı zamanda ekrandan takip edeceğim. İşte esneklik dediğim bu, bitmeyen bir yapıştırma hissi koltuklarda. Ki bir şey daha söyleyeceğim. Orada özellikle sesimi çıkartmadım. Arka motorda vites atışı yaşadık. Evet. Şimdi bugüne kadar size hissettiriyor bu arada. Hissettiriyor. Yalnız. Yani o geçişler çok güzel ama bunu da hissedin diyor. Bugüne kadar gördüğümüz elektrikli modellerde hiç vitese rastlamamıştık. Yani aynen, ileri geri ve park konumu haricinde. Bunda bildiğimiz vites var. Attı. Ve ondan sonra da bitmeyen hala bir yapıştırma hissi, ivmelenmeyi yaşıyorsun vücudunla, evet, birlikte. Koltuğa seni yapıştırıyor resmen gazladığımız zaman. Şimdi CUV dediğimizin yanında şimdi aracımızda aktif süspansiyon var. Aktif süspansiyonun sağladığı avantajımız burada kontrollü yükseklik ayarı yapıyor. Şu anda Sport Plus'ta en düşük, asfalta en yakın şekilde kullanıyoruz. Ancak biraz sonra senden ben Gravel'a da almalı rica edeceğim. Yani gravel nedir? Bozuk zemin diyeyim, çakıl, toprak
zemin. Onu aldığın zaman araç 3 santim yükseliyor yolda. Bunun da avantajı çok büyük. Bu arada şunu da altını çizmek lazım, belirtmek lazım. Altı tamamen kaplı. Yani siz görüntüye de gelecek biraz sonra. Detay görüntü de verelim onu da. Tamamen kaplanmış. Hiçbir şekilde zarar verecek bir durum yok. Yani altına eğilip de baktığınızda ya da bir yüksek bir tarafı bir yere aldığınızda kaplandığını görmüş olacaksınız. Arabanın hiçbir detayını göremiyorsunuz. Hiçbir şey. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Daha önce de dış yandan baktığımızda aerodinamiklikten söz ettik. Yani hava akışını kolaylaştırmak için. O alttaki girintiler, çıkıntılar normalde yolda seyrederken türbülans yaratıyor ve aracın sürtünme katsayısını yükseltiyor. Şimdi bu aracımız normal katalog verisi 0.26. Ancak mesela menzil range modunda kullandığında 0.22'ye kadar düşürebiliyor. Yani eleştirmen olsak, bir köşe yazısı yazsak bu otomobille ilgili, ya şurası da olmamış, acaba şöyle olsaydı diyebileceğin bir nokta var mı Ceyhan abi? Bak ilk defa enteresan bir soru. Yani bugüne kadar negatif bir şey konuşmadık biliyorsun biz otomobil. Çünkü tanıtıyoruz sonuç itibariyle. Test ediyoruz ama. Yani şimdi açıkçası ben burada şurası da olmamış, şununla eleştirdim desem ukalalık olur. Yani saçmalık olur. Çünkü yok, bildiğimiz markanın adı belli. Yok öyle bir şey. Her şey beklenenin çok ötesinde tasarlanmış. Yani hani böyle uzay çağı hep deriz ya, kullanırken de dışarıdan baktığınızda, bir fotoğraf alırken, içine oturduğunuzda, her konumda size farklılıklar yaratabiliyor. Biraz önce demiştin gravel mesela, gravel. O farklılıklardan bir tanesi bu. Evet, evet. Ne yapıyor gravel, yani çakıl dediğimiz? Çakıl dediğimizde bir kere en büyük orada sana sunduğu özellik aracı 3 santim yükseltmesi. Yani yerde asfalt zeminden farklı bir yüzeyde aracı kullanırken sürtünme, çarpma, dokunma olanağını azaltmak için aracı yükseltiyor. Olası bir duruma göre orada onun, bir opsiyonumuz var. Tabii. Onun dışında 4 çeker modumuz zaten var. Hı hı. Hani her ne kadar bildiğimiz diferansiyel kilidi değilse de diferansiyel kilidi çekiş kontrolü onları daha farklı kontrol ediyor. Yani bir şekilde bir off-road aracına yaklaştırıyor seni diyeyim. Hiç tabii ki elektrikli bir otomobildeyiz. Şarjlarından söz etmedik. Orada da oldukça başarılı. Şimdi onlardan da verilerden, hani evimizde 220 volt prizimize taktık. 9 saatte arabamızı şarj edebiliyoruz ki bu çok kabul edilebilir bir süre. Onu da şu şekilde düşünüyorum. İşimden çıktım, evime geldim. Akşam bağladım, sabah dolu bir bataryayla aracımı kullanıma alabiliyorum. Ancak uzun yol seyahatindeyim. Gideceğim yere de çok mesafem kalmadı. Doğru akım şarj ünitesiyle 5,5 dakikada, yani 5,5 dakikada kahve alıp içeyim desen daha uzun sürer. Aynen. 100 kilometre menzil sağlıyor sana, şarj edebiliyorsun. Müthiş. Yine doğru akım şarj ünitesiyle de zaten %5'ten %80'e kadar şarj süresi 93 dakika, yani 1,5 saat. Ya ki bu da bir yemek molası. Burada da sınıf atlamış diyebiliriz. Sistematik format olarak. Bana göre de öyle. 83.7 kilowatt saatlik bataryalar mevcut. Tabi bu bataryalar diyoruz. Aracımızın yine alt zeminine olduğu gibi yayılmış. Ve şimdi bu tür performans kullanımında tabii ki yüksek akım çektiğin için ısınma meydana geliyor. Çok güzel bir soğutma sistemi kullanılmış. Bataryalarımızı soğutuyor. Ayrıyeten yine lityum iyon pillerin kaza güvenliği ile ilgili çok ciddi koruma sistemleri uygulanmış vaziyette. Frenleri muhteşem arabanın ancak. Sen de hissettin değil mi? Evet. Gerçekten. Yani hani zaten çekişini, ivmelenmesini konuşmuyorum da frenler de çok iyi, yol tutuş harikulade. Yani benim istediğimi sürücü olarak bana net veriyor. Bir gecikmesi ya da beklemesi yok.
anında karşılığını alıyorum ben. Bak, kim bilir kıyıda köşede anlatmadığımız ne vardır ama zannediyorum tüm detaylarıyla yani verilebilecek bilgiler bunlar. Bundan sonrası zaten kitabi bilgiler. Hani, biraz da deneyerek. Sürüş yardım desteklerinden falan hiç konuşmadık. Evet, hiç her konuşmadık. Şey var. Evet. Her şey var yani. Hani katlanır aynasıydı, şerit takibiydi, adaptif hız kontrolüydü, yaya hayvan güvenliğiydi, kendi kendine fren yapma sistemi, arka çapraz trafikleri çıkışlarda veya arkada herhangi bir göremediğin noktada. En büyük bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi geri vites kullanımında korkunç iyi bir 360 derece ekran sunuyor sana. Ve çok kaliteli. Çok kaliteli yani. Hatta mümkünse bir yerde bir onu ekrana getirmek isterim ben. Aracı görmemem mümkün değil. Bilgisayar oyununda gibi yukarıdan çekim, yandan çekim, önden çekim, İstersen arkadan çekim. İstersen geri geri girelim. Geri girelim. Değişiklik olsun. Şimdi gördüğün gibi geri vitese taktığımızda aracımızı değişik açılardan da görebiliyorum. Yani dış mevcut bulunduğumuz konumun manzarasıyla birlikte ya, ben yine de bir farklılık bu. Şöyle arka görüntü veya ön görüntü vereceğim sana gittiğimiz yeri görebilmen için. Yani burada normalde gittiğimiz yeri görüyoruz ancak farklı bir açıdan da görüyoruz. Ama şunu ben tekrardan alacağım. Freni bırakır mısın lütfen? Frene basıyorsun sen şu anda. Evet, basıyorum. Bak ışığı sönüyor. Fren lambası yanıyor. Onu bile gösteriyor. Onu bile geri vites lambaları yanıyor ya. İnanılır gibi değil. Yani diyorum ya, bir bilgisayar oyunu gibi. Güzel zaten bir görüntü. Zaten oraya doğru gidiyor tamamen elektronik bilgisayar sistemleri. Gerçekten buna taptım. Eksiğimiz gediğimiz kaldı mı Ceyhan abi? Mutlaka var. Olmaması çok, mümkün değil. Çok. Yani korkunç bir araç söyleyecek. Gerçekten senin deminki soruna olumsuz söyleyebileceğim bir şey görmek mümkün değil. Hani olumsuz gözle bakmıyorum veya burada onu dile getirmiyorum ama tüm içtenliğimle söylüyorum, hiçbir şey bulamadım. Artı gene doyamadım. Onu söylemezsen ölürsün. Sen ağzına söyle sal. Yani doyabilmek mümkün ya, müydü? Yani şu performanstan sonra. Değil mi? Yani, ki hani sürekli biz spor arabalar kullanan kişiler değiliz. Bir de öyle olduğunu düşünsen herhalde direksiyona ver, elimi yapıştırırım, bir daha da alamazdım. Aynı şekilde. Ceyhan abicim, ağzına sağlık. Umarız tatminkar bir tanıtım olmuştur. Güzel bir otomobil. Alana hayırlı olsun. Alana hayırlı olsun, evet. Başka söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Biz de gerçekten çekim için bu aracın keyfini doyasıya yaşadık. Haftaya başka bir otomobilde birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Garaj özel bölümümüzde bu hafta da yine çok özel bir konuğu ağırlayacağız. Otomobil sporları tarihimizin en önemli isimlerinden biri olarak ülkemiz ve Avrupa'da elde ettiği sayısız başarıyla örnek ve idol olan Serdar Bostancı'nın oğlunu dinleyeceğiz bu hafta. Tıpkı babası gibi o da sayısız başarının altına imza atarken şimdilerde baba oğul birlikte omuz omuza bu spora hizmet vermeye, başarıları yakalamaya devam ediyor. Söz Murat Bostancı'nın.
Merhaba, ben Murat Bostancı. Castrol Ford Team Türkiye takımında rally pilotluğuyla başladım ve şu anda da pilot koçu olarak görevime devam ediyorum. Bu sporla tanışmam aslında çocukluğumda başladı. Yani bu sporun içine doğdum diyebilirim. Çünkü babam Serdar Bostancı, zaten ben doğduğumda 15 yıla yakın süredir bu sporun içindeydi. Annemle babam bu sporun içinde tanışıyorlar. Ve ben de tabii sporun içine doğarak sporla zaten doğuştan tanışmış oldum. Ama benim yerimde olan, annesi babası bu sporun içinde olan birçok örnek var. Örnek başka çocuklarda var ama ben bu sporla her zaman çok çok ilgiliydim. İlkokul zamanlarında okuldan eve döndüğüm zaman işte çizgi film açacağım ama babamın o zamanki VHS kasetlerini takar, onun araç içi görüntülerini izlerdim. Tabii bu ilgimi gerçek bir yarış pilotluğuna çevirmem biraz zaman aldı. Yaşımdan dolayı ve de babamın da aktif olarak yarışıyor olmasından dolayı takımda bir tane pilot yetiyordu tabii eve. Babam 1999 yılında sporu bıraktıktan sonra 2005 yılında ben başladım. Rallycross'la ilk yarış hayatıma başladım ve ehliyetimi aldığımda da 2007 yılından sonra rally branşına geçiş yaptım. Tabii başlarda çok amatör şartlarda yarışıyordum. Babamın tabii ki sportif açıdan çok fazla bana başta desteği oldu ama bir noktadan sonra kendi kanatlarımla uçmam gerekiyordu. Bunun için de kendimi göstermem gerekiyordu. Hali hazırda babam şu an yarıştığım takımın zaten takım direktörlüğünü yapıyordu ama orada bana bir koltuk açılabilmesi için o koltuğu hak etmem gerekiyordu. Başta hızımı gösterebilmiştim pilot olarak ama biraz da istikrar göstermem gerekiyordu. İlk yıllarım iyi geçti ve de kendi kategorilerimde hep zirvede oldum. Ve 2009 yılından itibaren de Castrol Ford Team Türkiye'nin Castrol Ford Team Türkiye'nin pilotu olarak yarış kariyerime devam ettim. İlerleyen yıllarda 4 kez Türkiye Rally Gençler Şampiyonluğunu kazandım. Daha sonra 3 kez Türkiye şampiyonu oldum ve de 2015 yılında Türkiye'ye ilk defa Avrupa Rally Kupası'nı kazandırdım takımımla. En son 2019 yılında Türkiye Rally Şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2020 yılında pilot koltuğuna biraz ara verdim. Buna emeklilik denemez çünkü şu an 33 yaşındayım. Emeklilik için çok erken bir yaş bizim sporda. Ama takımın imkanlarını biraz daha benden daha genç pilotlara aktarmaya yönelik bir geri adım atmaydı bu aslında. Şu anda takımımızda benden 8-10 yaş daha genç ve bence benim başardıklarımdan çok daha iyilerini başarma potansiyelleri olan pilotlarımız var. Onlara destek olmaya çalışıyorum. Hem Türkiye'de hem yurt dışında kazandığım deneyimleri onlara aktarmaya çalışıyorum. Çünkü benim yarıştığım zaman her ne kadar babam benim arkamda durmuş olsa da babam işin yönetim tarafındaydı. Sportif tarafta gerçekten bir mentorum yoktu çok fazla. Şu anda o pilotlara, bizim genç pilotlarımıza ben mentorluk yapmaya çalışıyorum. Ben rally kariyerimde Avrupa'ya ilk adımımı 25 yaşımda atmıştım. Bizim spor için erken gibi görünse de Avrupa ile kıyasladığımız zaman çok ileri bir yaş oluyor 25. Benim Dünya Rally Şampiyonası'nda, Gençler Şampiyonası'nda rakiplerim 20'li yaşların başlarındayken ben artık böyle 20'li yaşların ortalarına gelmiştim. Hatta Junior Şampiyona da artık son 1-2 yaş yaşımdaydım, yaşımın tutması için. Şu an genç pilotlarımız çok daha erken yaşlarda Avrupa'ya adım atmaya başladı. Bu sene takımımızda desteklediğimiz birçok genç pilot var ve de hedefimiz onları Türkiye şampiyonu yapmak değil, Avrupa'da başarılar kazandırmak. Çünkü sporumuzun buna ihtiyacı var. Her sene öyle de böyle bir Türkiye Rally şampiyonu zaten çıkacak. Onlar olmasa başkaları olacak. Zaten 1968'den beri ülkemizin hep bir Türkiye şampiyonu var. Orada bir eksiğimiz yok. Ama Avrupa Kupası, Avrupa Şampiyonası ve günün birinde belki VRC'de Dünya Şampiyonası'nda zirvede giden pilotlarımızın olması asıl önemli olan. Bu hem sportif açıdan bizim gelişmemiz için gerekli, hem de sporumuzun aslında insanlar tarafından daha bilinir hale gelmesi için gerekli. Biz bu sporda iyi sporcular çıkarmak için birçok hayal kuruyoruz. Ama bu desteklere de her zaman ihtiyacımız var. Umarım hayallerimize ulaşabiliriz günün birinde. 2021 yılında hem Balkan Kupası'nda hem de Avrupa Kupası'nda Gençler ve İki Çeker Şampiyonluğunu kazandık Ali ile. Diğer genç pilotlarımız da Emre Aspay, Can Saran ve takımımızda yarışan birçok diğer genç pilot da kendi kategorilerinde hep başarılı yerlerdeydiler.
Emre Türkiye'de Türkiye Gençler Şampiyonluğunu kazandı. İki çekeri kazandı. Yani genç pilotlarımızın hepsi yarıştığı sınıflarda zirvedeydiler. Şimdi hedefleri biraz daha büyüttük. Tabii Avrupa Kupası'ndan sonra Avrupa Rally Şampiyonası, Dünya Rally Şampiyonası gibi iki büyük hedef daha var. Ve sonraki yıllarda 2022'den itibaren üst serilere geçmek tabii ki hedefimiz. Günün birinde de hedef tabii ki VRC'de Dünya Rally Şampiyonası'nda bizi tepede temsil eden bir pilotumuzun olması. Sırada her zaman olduğu gibi Tekno Garaj bölümümüz var. Bugünkü bölümde de endüstriyel tasarım uzmanımız Enes Eller, sohbetinde otomobillerde, redüksiyonda şanzıman etkileri, motor ve tekerleğe olan güç aktarımına ilişkin detayları bizlerle paylaşıyor. Manuel şanzımanın nasıl çalıştığını kavramakta. Dişliler vasıtasıyla oran kazanmak, yani ne dedik? Birinci viteste kalkarken üstüne basarak söylüyorum. Mesela 15'e 1 ile kalkıyorsak, bir motor yerine 15 motorumuz varmış gibi oluyor. Vay anasını Sayın Seyircan. 2'ye takıyoruz, oran 10'a 1'e düşüyor, 10 motor. 3'e takıyoruz, biraz böyle anlatabilirim yani kullanıcıya. Ama bu arada birinci viteste 15 motorumuz var ama çok yavaş gidiyoruz. Oran çok yüksek. Yani motor kaç kere dönüyorsa onu da 15'e bölüyorsun. Performans şanzımanları da bunun aynısı ama close ratio dediğimiz yakın oranda. Yani motorun, yarış motorlarının devir bantı biraz dar oluyor. O arayı kesintisiz kullanmak adına yakın oranlı. Bunun yakın oranlı şanzımanı yapmak için başlarında bir dert var. Onu nasıl çözüyorlar? Onu söyleyelim mesela, anahtar cümle bu olsun. Şimdi 15'e 1. Bir diferansiyel oranı var. Şanzımandan çarpıyoruz. O diferansiyel oranı sabit. Birinci vitesleri 3.60, 3.70, 3.50 civarı yapıyorlar. Şanzıman da şey, diferansiyel de o civarlarda. 4'e 1 filan. Bununla bunu çarpıp gidiyorsun. Ama kaç vitesin var? 5. 15 bölü 5. Araları bir rakam çıkıyor. O. 3 yani. Ama ben bunu birinci vitesi 10'la başlatırsam ve de 6 tane yaparsam 10 bölü 6, 1.6 değil mi? 1.66 galiba. Evet, benim ezberimde onlar. Yani bir tanesi 3 devir fark ettirirken bir tanesi 1.6 devir fark ettiriyor. Fakat bir derdim var. Birinci vitesim çok uzun. Kalkış bela. Ama yarışta bir kere kalkıyorsun. Ondan sonra o vitesi çok kullanıyorsun. Bu bir tercih meselesi. Şimdi mesela Tofaş'ta yarış arabası yapıldı. Tofaş motoru, motorun kabiliyeti, toplam ağırlığı kendine close yaşıyor, şanzıman yaptıracak. Bütün bunların bileşkesinde bir close yaşıyor şanzıman seçmeli. İlk önce motorcu abiye gidecek, senin devir bantın ne abi diyecek. Yani ben birdenbire 2000 devir fark ettirirsem senin turbo çöküyor mu yani? Abi yapma onu bana diyecek. Ben daha close yaşıyor şanzımanı alacağım. Ama pilota gideceğim. Abi şanzıman close yaşıyor ama birinci vitesim çok uzun, kalkamıyorum. Veyahut da bizim yokuş yukarı sağlar, uğlar var. Oralarda ya bu böyle hikayeler böyle gidiyor yani. Evet. Otomatik şanzıman dediğimiz tork converter diye bir şey icat edilmiş. Vakti zamanında Amerikalıların icadı. Biz normalde nasıl kalkıyor otomobiller? Tekerlek sıfır, motor dönüyor. Biz de yavaş yavaş kalkacağız.
Ulan birdenbire kalksa güm diye. Arada bunu yavaş yavaş yedirerek verecek bir sistem var, debriyaj. Debriyaja basıyorsun, yavaş yavaş tekerleği hareket ettiriyor. Motorun devriyle aynı ana geldiğinde senin debriyajda işin bitiyor. Fakat torque converter yağla çalışıyor. Yani iki tane böyle bir içi boşaltılmış portakal var diyelim. Karşılıklı duruyorlar. Birinin içindeki yağlar karşı duvara vurup o yağ onu beceriyor. Sofistike bir durum bu. O kalkışı yumuşak sağlıyor. Sonra vitesler, bir mekanik şanzıman var. Eski şanzımanları, Amerikan şanzımanları anlatıyorum. Genellikle 3 tane oluyor bunlar. O dişlilere tahriği gene hidrolik basınçlarını kullanarak verdiriyorlar. Elektronik yok, yazılım yok. Otomatik olarak bu adam ne zaman 1'e geçirecek bu şanzımanı? Ne zaman 2'ye geçirecek? Şanzıman düşünecek. Onun için eski açılmış bir yağla çalışan torque converter'lı otomatik şanzıman çok karmaşık yolları vardır. Bir sürü böyle yaylar, kapılar, ona haber veriyor, ona haber veriyor. Yani elektroniğin hidroliği. Berbat bir şeydir. Yani orada minicik bir yay kırılır. 7 kere şanzıman söktürürsün. Otomobilin parasından fazla harcarsın. Sonra gidip şanzıman alırsın firmadan, takarsın. Yani işte eczaneye gidip kremle tedavi olursun. Birkaç ay sonra unutursun. Sırada ilgili izlenen Sim Garaj bölümümüz var. Her meslekte olduğu gibi bizim işimizde de, yani spor spikerliğinde de en önemli unsurlardan biri mesleğe olan aşk ve sevgi. Sevgisinin yanı sıra mesleğe bağlılığı, bu işe olan saygısı ve çalışkanlığıyla şimdi olduğu gibi gelecekte de sizlerin de takdirini alacak bir meslektaşımı bu bölümde daha yakından tanıyacağız. Tugay Kosova. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Bugün çok özel konuklarım var ve Gamer'la beraber aslında farklı bir program yapacağız. Ama bana da konuk olmuş oldunuz aslında. Evet. Yani hem aslında sahibi gibiyiz bölümün, hem de konuk evet. gibiyiz. Güzel oldu böyle. Daha önceden de zaten evet. bir bölüm yapmıştık evet. sizle. Aslında biraz antrenmanlısınız diyebiliriz buradaki. Çok zaman geçti ama üzerinden. Evet, yani. 1,5-2 sene geçti herhalde. Peki listeye bir baktınız mı acaba? Ya şöyle, Murat Türker geri gitmiş belli ki. 2.44-478'le başka bir açıklaması olamaz. Cihan Erduran ve tabii birbirimizi özellikle geçmek. Bizim için tabii birinci evet. rakibim Can benim. Onu geçmek temel amaç. Şu geldi aklıma sadece, iki program bir arada ya. Acemi Cadı ile Arka Sokaklar vardı zamanında. Meşap. 28. bölümde Hüsnü Çoban Ayşegül'ü tutukluyordu. Evet, bu onun gibi bir hikaye oldu. Evet. Simpsons Family Guy'da yapmıştım bunu. Daha böyle evet. sıfatlı bir örnek vereceksek. Ama evet, bizimki de daha içten bir örnek. Seninki daha iyi. Seninki daha iyi. Tabii geçen sene oynadığımızda yani her şey manueldi neredeyse Onat. Rezil evet. Rusva olmuştuk. Bugün bakıyorum. Biraz daha herkes eşit şartlarda evet. yarışıyor. Daha kolay. Biraz daha arabaların, otomobilin sistemleri açık aslında. Başlayabiliriz istersen. Ben formattan bahsedeceğim. Olur. Ben de o sırada bir... Şimdi aynen, sen formatı anlat bize. Tamam. 3 turumuz var. Bu ilk turumuz sayılmıyor. En hızlı 3 turu, yani iç tur içinden en hızlı yani zamanını bu sayılmadan alıyoruz. Artı 3 mü yani? Evet. Süper. Bu düzlüğe tekrar geldiğimiz zaman 3. tur olarak, yani ilk birinci tur olarak başlamış Anladım. Oluyor. Bu formasyon turu gibi yani. Aynen öyle. Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. Konuşacağız tabii ki. Tabii ki canım, ona alışırız. Alışırız zaten. Sorular soracağım size. Olur. Bu arada buna dahilsin. Evet tabii ki. Sen de, çünkü birbirinizle yarışıyorsunuz aynı tabii, zamanda. Benim tek amacım ne kadar benim. Bozarsanız dikkat o kadar yani iyi ama olur. Gerçekten şimdi büyük konuşmak da istemiyorum da, burada eğer Cihan'a geçilerek ben bu koltuktan kalkarsam bilmiyorum. Evet, kendimi ben de bir sorgularım. Evet. Bu arada büyük konuşmamak lazım. Yok, herkes kesin, bu şekilde evet. oturuyor. 2.38. Bayağı keyifli yalnız. Hızlı yani. Girdin. Küçük bir tüyo vereceğim. Sabır işi biraz. Evet. Herkesi geçeceğim diye gazlandığın bir an önce, zaman aynen.
hata getiriyor. Kimseyi geçemiyorsun. Evet. Ama tabii ki işinde zor, bizle konuşuyorsun aynı zamanda. Şoförle konuşmayınız yazayım mı şuraya? Tugay, favori Formula 1 pilotun nedir acaba? Alfonso'yu çok severdim ya. Kimi? Alonso'yu. Alfonso. Telefonla birleşti. Yani alakan anlaşılıyor. Evet. Yarış dünyasına. Hakikaten Alonso'yu çok severdim ama. Peki takip... Hala yarışıyor, hala sevebilirsin. Ama eskisi gibi değil ya. Öyle bir durum var. Evet, rezalet bir cevap aldık ilk sorumuza. Senin kim? Biraz düşünmem lazım. Bilindik birinden yırtabilirsin. Montoya. Montoya'cıydım ben. Montoya Allah'tan yarışmıyor artık, evet, diyebiliriz. Evet, yani severdim diyebiliyorum rahatlıkla. İyisin Tugay şu ana kadar. Çizgin gayet iyi. Sistemi yani, nasıl buldun peki? Sistem olağanüstü ya. Her geldiğimde daha önce de sana İlk konuk olduğumuzda... İlk bölümde hareketli bir sistem vardı. Evet. Aslında o gerçeğe daha yakın bir sistemdi. Ama o da zor ya. Falan. O biraz daha zor. Evet. Ama çok sarstığı için. Bizim gibi amatörler için çok hani olmazsa olmaz bir şey değildi. Yani böyle evet. İlla... Yine bir ufak bir tüyo vermek istiyorum. Şimdi ilk turda, yani hep ilk virajda orada hata yapıyorsun, evet, biliyorsun. Hata yaptığın yerleri düşünürsen bu tur içinde, sonraki üçüncü turdur. Yani son en turda iyi turun en iyi turun olabilir. O yüzden burada sana bırakıyorum iş sende. Gene ilk turda pistten çıktı. Şey, ilk virajda. Yarışçılık biraz bu değil mi yani, o mükemmel çizgi her seferinde. Profesyonel pilotlar da bunu yapıyor sıralama turlarında aslında. Kendini veya pisti tanımayla alakalı. Kendi, yani 10 dakika veya 15 dakika sıralama turu oluyor biliyorsunuz. Mesela bir tur hızlı gidiyor, bir tur arabayı soğutuyor ki son, bir sonraki tur araba tam performansla gitsin diye. Çok şey var aslında, çok detay var. Alonso'nun bir de şöyle bir açıklaması vardı Onat, geçen okudum. Diyor ki ben şu anda 20 yaşındaki Alonso'yu tek elimle geçerim diyor. Ama pistte yani, aynı durum söz konusu değil. Evet. Yo, yani yine iyi ya, fena değil. Şu anda şöyle bir durum var. Aslında eskiler şunu anladı. Evet, onların zamanında en zor araba, arabalar onlardı. Onların kullandığı arabalardı. Fakat şu anda bütün gençler yetişmiş durumda bir anda bu evdeki sistemlerle. Evet. Gençleri bunlar yetiştiriyor değil mi ciddi tabii anlamda? Tabii ki. Yurt dışında mesela kartingle başlarlar bu spora ama artık direkt simülasyon sistemini kurup direkt F3'e geçebiliyorlar. Tabii öyle olduğu zaman da hem maliyetler düşüyor hem de burada her şeyi deneyimleyebiliyorsunuz. Yani sen mesela daha demin. Evet. Yani birinci virajı mesela biliyorsun. Gerçekten kullansan orada acaba o hareketleri görür müydük? Toprağı, i̇şte göremezsin. Bir de arabaya bir şey olur diye korkardım ben herhalde ya. Tabii. Yani o yüzden. Benim değil ya. Düzlüklerde basmak avantaj getiriyor. Evet, bu zaman bile cihandan hızlı. Şimdi ilk viraj Tugay, ilk viraj. Aynen burayı. Bu arada yardım da ediyoruz. Ediyoruz. Kıyamıyorum. Güzel, güzel. Konuşmuyor güzel. Da bu arada. Konuşuyorum, nasıl konuşmuyorum? Ama oraya buraya bakacağım tabii, ne yapayım? Vardı. Şoförün her zaman gözü yolda olmalı. Güzel. Bu sefer en azından gelebilir. Evet, bakalım. 2.26 falan bitirebilirdim onu. Sergen hemen arkasındasın. Evet, Sergen'i belki Güntekin abiye geçebilirdin. Net geçerdim de. Neyse artık, ne yapalım. Güzel, keyifli. Bu arada yani... Çok kişi aslında herkesi geçiyor. Son turlarda böyle hatalar oluyor. İşte sen de. Zaten işin eğlence kısmı bu aslında. Evet, güzel, keyifli. Ben keyif aldım. İyiydin Tugay. İyiydin. Bence de. Yani bakalım 2.28, 665 en iyi tur derecem. Benim evet. De çıtam orası. Onu geçersem güzel bir gün 2.28, olacak. 2.28, 665. Evet, kesinlikle. Bakalım ne olacak. Sırada yine haber turumuz var. Otomotiv sektöründeki son gelişmeler ve motor sporlarındaki aktiviteleri şimdi hep birlikte göz atalım. Alman otomobil devi Opel 2021 yılını kapsamlı bir video ile paylaştı. Marka adına yaşanan en önemli olayların derlendiği bu video çalışmasında yılın en önemli gelişmesi olarak yeni Opel Astra'nın dünya lansmanı gösterilirken şaşırtıcı ve dikkat çeken olayı ise Manta GSE elektromod oluyor. 2021 yılının ilk sezonunda Adak Opel e-Rally Cup'ta yarışan Opel Corsa e-Rally ile ivme yukarıya taşınıyor. Bütün bunlarla birlikte markanın yeni Mokka E, Combo E-Life ve Grandland şarj edilebilir hibrit modellerinin yanı sıra hafif ticari araç portföyüne katılan Opel Combo E, Ivaro E ve Movano E ile devam eden elektrikli araç hamlesine vurgu yapılıyor.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2021 yılını zorlu, inişli çıkışlı ve her ayına başka olayın damga vurduğu bir yıl olarak niteleyerek, adeta siyahla beyaz, geceyle gündüz kadar birbirine zıt 6'şar aylık iki dönem yaşadık, dedi. Araçlarda kullanılan çip krizine değinen Mersin, 2022 yılına birçok belirsizlikle girdiklerini ve üretimden kaynaklanan çip krizinin ne zaman aşılacağı ile ilgili bir belirsizlik var. Şu anda konuşmak için çok erken. Fakat Mart ayından sonra bulunurluk sorununun önemli oranda çözülebileceğini öngörüyorum ifadelerine yer verdi. Toyota C-Plus Pod ultra kompakt elektrikli aracını Japonya'da tüm kurumsal müşteriler ve belediyelerin yanı sıra artık bireysel müşterilerine de sunmaya başladı. Geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda kullanıcılara ulaşan C-Plus Pod, şimdi daha geniş müşteri kitlesine sunularak mobilite ihtiyaçlarına yanıt verecek. Çevre dostu iki kişilik bir elektrikli araç olan C-Plus Pod, küçük bir otomobilden daha kompakt boyutlara sahip ve günlük kısa mesafelerle seyahat eden kullanıcılar için bir mobilite seçeneği olarak tasarlandı. C-Plus Pod'un hedef kitlesi içerisinde gençler, yeni araç kullanmaya başlayan kullanıcılar veya otomobille sürüş yapmaktan çekinen yetişkinler gibi profiller yer alıyor. Bir Bin Garaj'ın daha sonuna geldik. Haftaya bir yandan yeni marka otomobilleri yakından tanırken, diğer yandan otomotiv sektöründeki gelişmelerle motor sporlarına hizmet verenlerin sohbetlerine hep birlikte ortak olacağız ve dinleyeceğiz. Bir yandan da yarışlar, performans sürüşleri ve sektördeki gelişmelere kulak vereceğiz. Haftaya yine Salı saat 15'te Bin Sports Haber'e sizleri bekliyoruz. Bizleri Bin Sports ekranlarında olduğu gibi Bin Connect YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi #BinGaraj adresine bekliyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.